Sevgili seyirciler, iyi sabahlar efendim. Günaydınlar diliyoruz. Tarihle başlayalım programımıza. Evet efendim, haftanın son günlerine yaklaştık. 30 Eylül 2004, Perşembe sevgili seyirciler. Ve konuğumuz Profesör Doktor Erdal Balaban, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda Expo Channel ekranlarından tanıdık bir yüz. Hocam hoş geldiniz, iyi sabahlar diliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar, isterim. Sağ olun. Karşıda oturduğunuz için çok erken bir saatte yola çıktınız, geldiniz. Ve buradasınız. Ne kadar sürüyor hocam? Çok erken kalkıldığında trafik hesabını aşağı yukarı alırsak öyle başlayalım sizden. Bu çıktığınız saate bağlı. Eğer 7'den önce çıkarsanız bir saatte gelmeniz mümkün. Mümkün. Ancak 7'den sonraki her 10 dakikada bir bu yarım saat gecikme demektir. Evet. İstanbul için her saniye hesabı yapılmış. Bir saniyede trafiğe kaç aracın katıldığı onu düşünmek lazım. O bir dakika içerisinde binlerce aracı önünüze almış oluyorsunuz. Bugün sizle konuşacağımız iki tane ana tema var. Az önce aktardım. Aslında iki şapkanız var ama öncelikli olarak öğretim üyesi şapkanızla davet ettik. İkinci şapka da daha önce program yaptığınız şapkaydı. Muhtemelen Profesör Doktor Erdal Balaban, Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Bu program boyunca programın yarısı yeri eğer bölebilirsek ilk yarısını hoca kimliğinize, diğer soruları da Yönetim Kurulu Başkanı olduğunuz Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi ile ilgili soracağım. İlk etapta üniversiteler bizim için çok önemli. Yıllardır üniversitedesiniz, akademik hayatınız var. Öğrencilerle karşı karşıyasınız. Az önce programdan önce görüştük, televizyon programları yaptınız, katkıda bulunmaya çalışıyorsunuz. Üniversiteyi bir dinleyebilir miyiz sizden? Yani başladığınız yıllardan itibaren, bunu hep soruyoruz, İşletme Fakültesi olarak ilk defa bir konuk aldık. Öğrenci ve hoca kalitesinde nasıl bir gelişme var, değişim var diye sorarak isterseniz başlayalım. Evet, tabii ki üniversiteleri değerlendirirken kendi üniversite içinde bulunduğum üniversiteden başlayacağım. Bunun için bir araştırma yapmış değilim. Aslında tüm üniversiteleri araştırıp bu konuda bir sonuca varmak da mümkün. Ancak üniversitelerde tabii ki dünyadaki değişim karşısında büyük bir değişim oluyor. Eğer biz de bu değişime ayak uyduramıyorsak geride kalabiliyoruz. Hatta iş hayatı, özellikle işletme fakültesi olarak bizlerin bulunduğu yerde iş hayatı üniversitenin de önüne geçebiliyor. Özellikle teknolojiyi daha etkin kullanan, daha yakından takip eden iş hayatının gerisinde kalmaması için üniversitelerin de bu takip içinde olması, iş hayatının ihtiyaçlarına göre, gereksinimlerine göre bu değişimi yaşaması ve gerçekleştirmesi gerekir. Buna yönelik hem araştırma görevlilerinde beklenmesi gereken profil, hem öğretim üyelerinde, hem öğrencilerimizde değişiyor. Buna göre programlarımızı gözden geçirmemiz, yani müfredat programlarımızı, eğitim programlarımızı, belki ders programlarımızı yenilememiz, yeni dersler açmamız. 3-5 yıl takip ettirmektense değil mi? Çok hızlı değişim var. Özellikle bilişim konuşacağız şimdi. Çok doğru. Evet. Bu konuda yenilenmemiz gerekiyor. Hatta bazı ana bilim dallarının belki ortadan kalkması, yeni ana bilim dallarının ortaya çıkışı söz konusu olabiliyor. Bunları gözden geçirmemiz gerekiyor. Eğer bunları gözden geçirmeden eskiden başladığımız gibi devam ettiriyorsak geride kalmaya mahkumuz. Hocam mesela kendi fakültemde tarım ekonomisi diye bir ders okuduk. Ve o dersin içeriğinin belli bir kısmında da Türkiye'de yetişen ürünler ve bunların efendim, yıllar itibariyle üretim miktarları. Şimdi kitaptan 6-7 yıl evvelki bilgileri alıyorsunuz. Aradan bu kadar zaman geçti. Yani sadece bir somut örnek vermek için aktarıyorum. Doğru. Ve o bilgilerin hepsi eskidi ve hiçbir şeye de yaramıyor açıkçası. Ve tarım ekonomisi gibi bir derste ki almamız gerekiyordu belki. Başka şeyler öğrenmek ve bilmek istiyorsunuz. Mesela şu an Avrupa Birliği, Polonya vesaire konuşuluyor gibi. Buradan başka bir soruya geçmek istiyorum. Pek bağlantılı değil ama öğrenciler için önemli bir konu. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi'nin hemen yakınlarındaydınız. Hisar üstündeydiniz mekan olarak. Şimdi ise bildiğim kadarıyla Avcılar'dasınız. Hocam bu iki aradaki farkı sorabilir miyim? Öğrenci haleti ruhiyesi ve hoca olarak bu mekan değişikliği ne kadar önemli ya da değil? Değil mi? Biraz garip bir soru ama birçok kişinin önemli olabilir üniversitesinin nerede olduğu. Çünkü sosyal hayatın ne kadar içindesinize de gelecek iş. İstanbul'un içinde tabii ki lokasyon, yerleşim yeri çok önemli. Özellikle fakültemizin bulunduğu yer biliyorsunuz Beyazıt kampüsüydü. Evet. Merkez kampüs olarak oradaydık. Daha sonra Hisar üstüne gittik. Aşağı yukarı 9 sene kadar orada kaldık. Güzel bir boğaz manzarası. Evet, evet. Çok güzeldi ve işletme fakültesinin ayrıca iş hayatına yönelik işletme iktisadi enstitüsü gibi programları var. Dolayısıyla bu programların iş hayatına yakınlığı çok önemli. Evet.
iş hayatına yakınlık açısından burada bir dezavantaj yaşandı. Özellikle de öğrenci profilimiz değişti. Öğrencilerimiz belki avcılara yakın bölgeden, Ataköy gibi yine değerli öğrencilerimiz var. Bize düşen görev de onları yetiştirmek. Evet. Ancak daha uzak bölgedeki öğrenciler eğer bunu araştırarak geliyorlarsa, okulun nerede olduğunu bilerek geliyorlarsa bu tercihlerini ön sıralarda koymuyorlar. Evet. Dolayısıyla bu bizi az da olsa etkiledi. Bu da enteresan hocam. Şimdiye kadar hiç konuşmadığımız bir şey. Yani okuyacağınız üniversitenin fiziki olarak nerede olduğu, öğrencinin o fakülteyi tercih edip etmemesini de bir belirleyici etken oluyor. Bu da garip bir nokta aslında. Yani çok sevdiğiniz bir bölüm, çok uzak diye de belki gitmeye biliyorsunuz. Özellikle İstanbul dışında tercih yapan arkadaşların herhalde çok zorlandığı konulardan birisi. Ama İstanbul dışında olması enteresan bir başka bir şey. Bir iletişim fakültesi dekanı hocamız Aydın Uğur, Bilgi Üniversitesi bir programda canlı yayında buluşup dedi ki bizleri şehrin çok içinde olmayı özellikle gayret ettik. Yani diğer birçok üniversite gibi çok dışarıda olabilirdik, çok büyük binalar ama şehrin içindeyiz. Belki çok büyük binalarda değiliz fakat öğrencim toplumu içerisinde, toplumla beraber yaşıyor. Onların arasından gidip geliyor. Onlar derken öğrenci olduğu için belki para kazanmadığını düşünerek ayırıyoruz. Dolayısıyla toplumun içindelerdi ve bunu özellikle istedik. Bunu bir konuşabilir miyiz? Biraz az önce sorduğum soruya bağlamak istiyorum. Yani öğrenci mezun olduktan sonra başlayacağı, gireceği sektörleri tanımış da olacak mı toplum içerisinde yer alarak? Tüketiciyi belki tanıyarak, potansiyel tüketiciyi. Evet, bizim kendi koşullarımızın altında tabii ki konuşmak gerekiyor. Aslında Batı dünyasında özellikle Amerika'da kampüslerin, üniversite kampüslerinin şehir dışında olduğunu görüyoruz. Tıpkı futbol sahalarının şehir dışında olduğu gibi. Evet. Ancak ulaşımın çok rahat olduğu, kolay olduğu bir durum. Diğer bir koşul da o kampüste siz yaşayabiliyorsunuz. Yani öğrenci yaşam için gereksinim duyduğu her şeyi bulabiliyor. Evet. Dolayısıyla şehre gitme ihtiyacını duymuyor. Duysa da bu çok daha kolaylaşmış durumda. Dolayısıyla o zaman siz üniversitenizin yerinin dışarıda olması, hatta insanların oturduğu yerlerinin şehrin dışında olması çok önemli değil. Bu özellikle altyapı olarak ulaşım sorununun çözülmesini gerektiriyor. Eğer bu mesafeler uzadıkça, zaman da uzuyorsa ve buraya gidip gelmek işkence haline gelecekse bu tabii dikkatli düşünülmesi gereken konu haline geliyor. Evet. İş hayatına yakınlık açısından, zamanı da etkin kullanmak açısından bundan yere kriter olarak bakmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Sanırım bunları zaman içinde çözmemiz gerekecek. Her şeyden önce tabii kampüsümüzü yaşanabilir öğrencinin sürekli olarak kaldığı ve şehir içindeki ihtiyaçlarını en aza indirdiği duruma getirmemiz gerekir. Evet. İshal üstünden bizim avcılara gelmemiz aşağı yukarı 14-15 sene oldu. 89 yılında geldik. Evet. 14-15 sene içinde tabii ki işletme iktisadiyemiz programlarında, özellikle iş hayatına yönelik açmış olduğumuz programlarda azalma oldu. Tabii bunda diğer faktörler, bu konudaki program yapan alternatif programlar da ortaya çıktı. Diğer üniversitelerin de programları çoğaldı. Belki oraya bir kayma mı diyorsunuz? Bu programlara da tabii talep dağılmış oldu. Tabii ki önemli olan yine o programlarda bizden yetişmiş öğretim üyeleri var. Bizim en büyük avantajımız da sahip olduğumuz öğretim kadrosu çok zengin. Çünkü İstanbul Üniversitesi'nin, hatta Türkiye'nin ilk işletme fakültesiyiz. İlk ve tek işletme fakültesiydik. Dolayısıyla onun avantajı olarak eskilik ve deneyim, sahip olduğumuz öğretim kadrosunun zenginliği bizi tabii ki farklı kılıyor. Evet. Hocam işletme fakültesine detay geleceğim ama bunu özellikle konuşmak istedim ve enteresan, ummadığım da aslında bir teyit aldım. Yani üniversitenin nerede olduğu öğrencilerin seçimini etkiliyor. Bunun çok net olarak siz de birebir yaşadığınız altını çiziyorsunuz. Bu enteresan. Onun dışında bir fıkra vardır. Bir balonun içerisinde 4-5 kişi müthiş fırtınalı bir havada sürükleniyorlar. Ve daha sonra fırtına biraz yatışır gibi olunca işte yaklaşıyorlar geri doğru ve orada o esnada geçen birine soruyorlar. Neredeyiz biz diye. Kaldırıp kafasını yerden yüksekte yaklaşık 10 metre yukarıdasınız ve sürükleniyorsunuz diyor. Adam da aşağıya siz iktisatçı mısınız diyor. Evet diyor, nereden bildiniz? Ya söyledikleriniz çok doğru ama işimize yaramıyor gibi bir ifade kullanıyorlar. Şimdi ben iktisat mezunuyum ve bütün mezun arkadaşlarda tahmin ediyorum şöyle bir soru işareti var. Acaba işletme mi okusaydık? Bunu bir konuşabilir miyiz? Çünkü mühendislik okuyan birçok arkadaşımız üzerine işletme, siz daha iyi biliyorsunuz, master'ı ya da devamını alıyorlar. İşletme İktisat Enstitüsü'ne gidiyorlar ve tam komple bir eğitim çıkıyor ortaya. Bunu bir konuşabilir miyiz? İktisattan farklı, mühendislikten farklı talepler geldiğine göre
ne veriyorsunuz diğer iki bölümde olmayan? Ne katkınız var? Evet, özellikle işletme fakülteleri de master programlarına, MBA programlarına mühendis temelli öğrencileri tercih ediyor. Çünkü mühendislik eğitimi uygulamaya dönük bir eğitim. Teknik bir eğitimi alan kişilerin iş hayatında yönetici konumunda çalışabilmeleri için üzerine tamamlayıcı olarak işletme bilgilerini alması gerekiyor. Hı hı. Sonuçta ne iş yapıyorsanız yapın mühendislik olarak, eğer bunun bir pazarlaması söz konusuysa, burada hesap kitap bilmek gerekiyorsa, o işi siz kendiniz kuracaksanız, hatta bunun yöneticisi olarak bir kurumda çalışacaksanız, işletme kavramlarına, temel bilgilerine sahip olmanız gerekir. O zaman mühendislik bilgisinin üzerine kurulduğu zaman bu eğitim tamamlayıcı olarak gerçekten çok faydalı oluyor. Bu dünyada da böyle. Evet. Biliyorsunuz MBA programları çok yaygın. Dolayısıyla iş hayatının daha etkin, verimli olmasında işletmeciliğin temel bilgilerin alınmasının çok büyük önemi var. Evet. Çok kısa bir mesajım. Bir halkla ilişkiler firmasının yetkilisi sahibi. Ben dedi özellikle iletişim fakültesinden öğrenci almıyorum. Zaten ben yetiştireceğim iletişim konusunda. Ne biliyorsam, ne kadar becerikliysem, ama işletme mezunu alıyorum ki benim işime daha çok yarayacağını düşündüğüm için diyor. Şimdi hocam işletmeyi isterseniz bir miktar daha konuşalım. Ben bir öğrenci adayıyım. Üniversite sınavına gireceğim ve karşımda özellikle sosyal bilimler istiyorum. Yani en azından o konuda netim. Ama hangisi? İşte iktisat mı okusam, işletme mi okusam? Ne vereceksiniz? Ben bu okula geldiğimde 4 yıl okuyacağım ve çıktığımda benim gireceğim iş alanları ne olacak? Hangi firmaların kapısını çalabilirim? Böyle bir şablon çizebilir misiniz? Biraz zor ama en azından bir fikir vermek adına. Evet. Ne öğrenmiş olacak net olarak? Evet. İşletmeciliğin fonksiyonlarını eğer tanımlarsak, işletmeciliğin kendi içinde pazarlama, evet, üretim yönetimi, insan kaynakları, evet, muhasebe, evet, finans, yönetim ve organizasyon, hatta benim şu anda bulunduğum sayısal yöntemler, karar verme teknikleri, evet, gibi fonksiyonları var. Bilişimden bahsediyoruz, bahsedeceğiz. Evet. Bu ana bilim dalları, tabii biz işletme fakültesine gelen öğrencileri herhangi bir seçim yapmıyoruz, yaptırmıyoruz. Bu seçim olup olmaması tartışma konusu. İşletme fakültelerinin özellikle Amerika'da son iki seneyi seçmiş olduğu alanda odaklanarak yapması söz konusu. Yani temel bir eğitim verip sonra da uzmanlık alanında seç mi diyorsunuz? Çok doğru. Yani ilk iki sene temel bir eğitim. Onun dışında uzmanlık alanı eğer pazarlama konusunda ise tamamıyla oraya odaklanıyor. Bizim açmış olduğumuz yüksek lisans programlarında bunu sağlaması mümkün olabiliyor şu anda. MBA programı ise tamamını yine içeriyor. Mühendislikten gelmiş bir öğrencinin işletme fonksiyonlarının tamamına vakıf olması söz konusu olabiliyor. Evet. Aslında işletmecilik bir bütün. Eğer biz finansı bilmeden pazarlamacı olursak, üretimi bilmeden pazarlamacı olursak ya da pazarlamayı bilmeden üretimci oluyorsak bu yine eksik kalıyor. Birbirimizin dilinden anlayabilmemiz lazım. Bu temel fonksiyonları yüzeysel olarak bilmemiz ama belirli bir alanda da derinleşmemiz ve uzmanlaşmamız gerekiyor. Bu ihtiyaçtan kaynaklanarak önce bu temel bilgilere sahip olmak, çünkü iş hayatında da siz bir mal siparişinde bulunduğunuz zaman tedarik edeceksiniz. Bunu malın siparişini vermek miktar bazda üretimi desteklemek için yetmiyor. Bunun finansal karşılığını ve nakit akışını bilmek gerekiyor. Dolayısıyla stok bu bilgi alışverişini finansçılarla da yapacaksınız, üretimde de yapacaksınız, tedarik birimleriyle de yapacaksınız. Dolayısıyla bilmek zorundasınız. Bu bir bütün. Dolayısıyla şu andaki bilgi sistemlerinde de bu entegrasyon söz konusu. Eğer siz sadece satışa odaklanmış ve satışı çok iyi beceriyorsunuz ama diğer tarafta üretim verimli çalışmıyorsa, etkin çalışmıyorsa sizin pazarlamadaki başarınız yetmeyecektir. Bunları bir bütün olarak görmek lazım. Ama herkes kendi departmanına, bölümüne geçtiği zaman burada işini iyi yapması ve odaklanması, işinin uzmanı olması gerekiyor. Hatta Batı toplumunda biz bu eğitimin ilk iki senesini sadece temel işletme konularında değil, çok daha kültürlü alanlarda olduğunu görüyoruz. Yani sosyal alanlarda, sanat derslerinin olduğunu, sosyoloji, psikoloji vesaire gibi mi hocam? Sosyoloji gibi, evet, dersler var. İlk iki sene tamamıyla bu alanda, hatta beden eğitimi dersleri var. Yabancı dil dersleri var. Siz çok daha geniş bir perspektiften bakabilmeniz için diğer bilimleri de bilmenizde fayda oluyor. Evet. Çünkü bu
diğer konularda çözüm üretebilmeniz için, onlarla diyaloğa girebilmeniz ve aynı dili konuşabilmeniz için çok disiplinli ve çok kültürlü eğitim artık kabul görmüş bir eğitim. Evet. Aslında eskiden hani her konuda bilgi edinmek ve bilmek vardı. Sonra uzmanlaşmaya doğru daraldı yol ama görülen o ki yine her şeyi bilip arkasından daha sonra bir uzmanlık alanına yönelmek gerekiyor. Bir de şunu soracağım. İşletme fakültesi önemli dedik. Bugün ekonominin içerisinde yer alan her firma yetkilisi, ki KOBİ'leri konuşacağız. Kastım buradan KOBİ'lerdir. Bir işletme eğitimi alması mümkün olmayabilir ama işletme biliyor olması gerekir diyebilir miyiz? Kesin bir ifadeyle böyle bir cümle kurabilir miyiz acaba? İşletme bilmeden bir firmayı yürütmek mümkün olabilir mi baktığınızda? Tabii bu alaydan yönetmek gibi bir durum olur. Alaydan alaylı geçmek. Evet. Şimdi burada önemli olan tabii ki birbirini tamamlayıcı kişilerin olması. Bir bakıyorsunuz işini çok iyi yapan, üreten, hatta bir konuda ürün üretmiş bir kimse var. Kendi girişimciliğiyle şirketini kuruyor. Hı hı. Ancak şirket ürün de çok iyi olmasına rağmen batıyor. Hı hı. Hesap kitabını bilmiyor. Yani muhasebe, finans, nakit akışını. Evet. Belki yatırım yapmak için kredi alıyor ama bunu ödeme planını iyi yapamadığından dolayı da şirket çok iyi ürüne sahip olmasına karşın iflas edebiliyor. Ya da çok iyi ürün üretip bunu pazarlayıp satamazsa, reklamını yapamazsa. Evet, yine pazarlamayı bilmediği için aynı şekilde olabiliyor. Dolayısıyla ya bu tamamlayıcı unsurların olması, profesyonel bir kadroyu çalıştırması, kendisini bilmesi de gerekmez. Bu kadroyla kurumsallaşma yoluna gitmesi gerekir. Evet. Hatta iş ortaklarında çoğu zaman biz görüyoruz. Herkes kendi benzeri bir ortağı aramak istiyor. Kendi sahip olduğu özelliklerde ortağı aradığı zaman da aynı özelliklere sahip olan kişilerin bu işi yürütemediğini görüyorsunuz. Bunun nedeni de tamamlayıcı olmaması. Eğer bir kişi bir ürünü üretiyorsa, örneğin yazılım üretiyor, bunun pazarlama tarafına da bakacak olan, satış ve pazarlama tarafı kuvvetli olan bir ortağı olmuş olsa, çözüm ortağı olacak. Evet. Ve bu tamamlayıcı olarak şirket çok daha başarılı olacaktır. Evet. Dolayısıyla bu fonksiyonlara bir bütün olarak bakmak lazım. Birinin iyi olması ve iyileştirilmesi, eğer diğerinin kötü olması söz konusuysa bu başarıya götürmüyor. Hepsini dengeleyecek şekilde bir bütünlükte bakmak gerekiyor. Zincirin birer halkası gibi, çünkü bir halka koparsa diğer zincirin halkaları da pek işe yaramıyor. Şimdi hocam, işletme dünyasının içindesiniz. Akademide bunun yıllardır dersini veriyorsunuz. Beni hak ettiğim şu, sektöre de uzak değilsiniz. Daha önce aktardım. Expo Channel'da da program yaptınız. Şu yukarıdan aşağıya bir bakarsanız, bir büyüteç altına tutarsanız işletmeleri, gerek büyükler, gerekse KOBİ'ler bazında, golü nereden yiyoruz daha çok? Hep markalaşma dediğimiz, şu sıra herkesin marka konusunda çabaladığı bir süreç içerisindeyiz. Buna mı atıfta bulunacaksınız? Bugün bir röntgen çektiğinizde tümörü nerede görüyorsunuz diye sormak istiyorum. Evet, işletmelerin tabii ki en önemli kaynağı da insan kaynağı. İnsan kaynağını ciddiye almak lazım. Eğer yetişmiş insan kaynağıyla çalışmıyorsanız bu en önemli problemlerden biri oluyor. Birinci olarak en tepe insan kaynağını koydunuz. Doğru, yetişmiş insan kaynağı. Evet. Bunun dışında eğer bir işletmenin başarısını siz sürekli olarak göremiyorsanız, dünyadaki değişime karşı kendisinin de değişmemesi ve aynı şekilde kalması. Planlamadan mı bahsediyorsunuz? Bu değişime ayak uydurabilmesi için sürekli olarak takip etmesi, rakiplerini izlemesi, müşterilerini takip etmesi gerekir. Evet. Bu da tamamıyla bir işletmenin bilgi altyapısını kurmasını gerektiriyor. Bilgi altyapısını kurması için de konumuza geliyoruz. Evet. Evet. Bu da teknolojiyle daha kolay hale gelebiliyor. Evet, tuzak soruydu hocam. İnsan kaynağı dediniz. Zaten ülkemizdeki en büyük sorun olduğunu hep sık sık dile getiriyoruz. Hem eğitim meselesinden dolayı bir, hem de yetişmiş iş gücü anlamında potansiyel genç arkadaşlar, çoğunlukla Avrupa Birliği'nin olmadığı kadar hep övünüyoruz, bir güce sahibiz ama bu gücü güç haline getirecek enstrümanlar var mı elimizde başka? Bir de işin az önce aktardınız püf noktası, bu teknoloji kısmı ve sizin konunuz, yani hocam ikinci şapkanız Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi bu böyle bir sıfatınız var, bir çabalarınız var. Bu çabaların içerisinde, çaba deyince isterseniz hemen konuşalım, önemlidir, atlamayalım. İki tane etkinlik var, program öncesi konuştuk. İzleyicilerimizle isterseniz bu etkinlikleri paylaşalım. Arkasından ben diğer sorularımı söyleyeyim. Evet, birinci etkinliğimiz önümüzdeki hafta pazartesi günü başlayan 4-5-6 Ekim tarihlerinde. Evet, 3 gün sürecek. Bilişim kurultayı. Bilişim kurultayı. Frekansı nedir hocam, pardon? Yılda bir mi yapıyorsunuz bilişim kurultayı? Her yıl yapılıyor, evet. Ve 21. kurultayımız oluyor. Evet. 76 yılından beri yapıla gelen
Türkiye Bilişim Derneği'nin en önemli etkin bir etkinliği. Uzun soluklu da üstelik, evet. 20 evet 21 yıl biliyorsunuz. Nedir bilişim kurultayında amaç nedir? Mesela tüm teknolojinin içerisinde yer alan sektör, bölüm ve kurumların orada temsilcileri bir şekilde kendilerini ifade mi ediyorlar? Bilişim kurultayından amacınız nedir? Tabii ki amaç, tek amaç o değil. Bilişim sektörünün temsilcilerinin orada temsil etmesi de söz konusu. Hı. Ancak oradaki ana tema bilişimle dönüşüm. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin artık başka seçeneğinin kalmadığı, bilişimle bir anlamda kalkınmak, hı hı, bilgi toplumuna giden yolda daha hızlı hareket etmek için bir seferberlik ilan edilebiliyor. Hı hı. Burada birlikte hareket etmek, birlikte tartışmak, birlikte düşünmek ve belirli sonuçlara varmak. Hı hı. Bunları da tabii hayata geçirebilmek. Onun için bu kurultayda bir de izleme komitesi çalışacak ve etkinliği mi takip etmiş olacaksınız? Etkinliği değil, daha önce kurulmuş olan E-Dönüşüm İcra Kurulu var. Bu, hı hı, kurulun çalışmalarının birinci raporunu verecek. Evet. Şimdi hocam, seferberlik dediniz. Seferberlik deyince hoş olmasa da savaşı hatırlıyoruz gayri ihtiyari. Benim sormak istediğim şöyle bir soru var. Bu savaşın asker sayısı nedir? Çünkü bilişim dediğinizde E-Dönüşüm'ü de konuşacağız daha detaylı. Böyle çok enteresan başlıklar var. Hatta bazı başlıklar kamuoyunu biraz uzakta tutuyor. Yani çok ayrı bir dünya lisanıymış gibi. Bu işte kaç asker var? Yani Türkiye nüfusu içerisinde bilgisayar kullanıcısı kaçtır? Her bilgisayarda birebir internet bağlantısı çoğunlukla var ama olmayanlar da var. Bir penetrasyon diyoruz. Nüfus içerisinde şu an ordudaki asker sayısı kaç diye sormak istiyorum. Takriben. Evet. Bu asker sayısı şüphesiz az. Bizim de mücadelemiz ve çapımız onun için var. Asker sayısını artırmak için. Evet. Arttırmak için. Tabii %7'ler civarında. Bilgisayar penetrasyonu hocam ne kadar? %7 bilgisayar için mi söylediniz? %7 civarında, evet, bilgisayar. %7. O zaman %7'den biraz daha alt internet mi olmuş olacak baktığınızda? Doğru. İnternet kullanım sayısını %5'e getirebiliriz. Bunlar da sağlıklı bir ölçüm yok maalesef. Evet. İnternet kullanıcılarının bağlı olduğu abone sayısına bağlı olarak ölçülebiliyor. Bunu 2 ile 3 ile çarpmak gerekiyor. Çünkü siz bir internet kullanıcısıysanız, evinizde varsa, bu birden fazla kişinin kullanılması anlamına geliyor. Hı. Ailede 2 kişi, 3 kişi kullanabilir. Bir şey daha buradan hocam, pardon, bu rakamlar, özür dilerim, hep konuşuluyor, hep de farklı çıkıyor. Bir, evet, sürü araştıran var. Şimdi az önce söylediniz, bir makineden bir interneti belki 2-3 kişi kullanıyor ama hoş 2000 öncesi çok ucuz erişim paketleri. Dolayısıyla hatırlıyorum, bazı arkadaşlarım böyle 5-6-7 tane var makinasında erişim paketi. Hoş belki o kadar, ki kadar olmasa da tam tersine o frekansı toplamı düşürecek miktarda baktığınızda da birden çok erişim paketine sahip olanlar. Bir de şey var, ben hem makinamda kullanıyorum evde, bir de iş yerinde adresim var. Yani hem birer kas sayıyla çarpıyoruz, aslında bir bölmek lazım galiba. Ben o sayının çok etken olacağını düşünmüyorum. Yani birden fazla... Asker sayımızı azaltmayın diyorsunuz. Azaltmayın. Evet. Birden fazla abone sayısı herhalde biraz da çok zengin kişilerdir. Evet. Bunu merak eden kişilerdir. Bu, hı, sayının ben çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü, hı, internet kullanımında gerçekten ücretler çok önemli bir faktör. Hı hı. Onların daha da aşağıya düşürülmesi gerekir ki internet kullanımı yaygınlaşsın. Evet. Buradaki kastınız hocam tam konumuz değil ama isterseniz hazır bahsettik. Önemli çünkü. Birincisi erişim paketi fiyatı sıfırı var. Onun dışında Türk Telekom'a eğer bireysel olarak bağlanırsanız ödediğiniz bir saat ücreti var. Onun dışında Türk Telekom'un ADSL hizmeti var. Ama fiyatlar Avrupa'yı, Amerika'yı, dünyayı kıyasladığınızda halen yüksek, oldukça yüksek. Bu da galiba insanları biraz geriye doğru atıyor. Yani baktığınızda yanlış aklımda kalmadıysa 56 bitlik bir bağlantı için yaklaşık 50 milyon civarında, 49-50 milyon civarında aylık bir rakam ödüyorsunuz. Bu da birçok kişi için önemli bir rakam. Asgari ücretin 7'de 1 aşağı yukarı. 64 bitlik için kullanıyorsunuz bunu. Evet, 64 için, doğru düzeltiyorum. 64, evet. Evet, 50 milyon civarında. Tabii ki oradaki avantajı, eğer sürekli bir internet kullanıcısanız, aslında internet kullanıcı sayısı da önemli değil. İnternette ne kadar kaldınız ayrı bir kavram. Süre olarak. Süre, evet, olarak ne kadar kaldınız. Özellikle internette çok uzun süre kalanlar için daha ekonomik olabiliyor. Hı hı. Diğer dial-up dediğimiz telefonla bağlantılı internete geçişe, evet, göre. Evet. Eğer internette uzun süre kalıyorsanız, özellikle bir takım programları da indiriyorsanız, bu durumda tabii sürekli kullanacağınız 24 saat hizmet veren daha geniş bir band. ADSL adını veriyor. Evet. Evet. Bandı kullanmak daha. Bandı kullanmak daha avantajlı. Tabii, evet, ki üniversitelere gelirsek, üniversite bilgilerin daha çok yoğun olarak kullanıldığı,
araştırmaların yapıldığı yerler olarak düşündüğümüzde orada gerçekten çok daha geniş bantlara ihtiyacımız var. Hı hı. Özellikle bilgilerin üniversite arası paylaşılması için video konferans fonksiyonlarından yararlanmamız için, hı hı, görüntünün, sesin aynı anda karşı tarafa ulaşabilmesi için geniş bantlara ihtiyacımız adını var. Adını koyalım mı hocam? Bu az önce 64 dediniz. Yani daha genişten kastınız 128, 256, 512. Nasıl bir kapasite sizin için yeterli? Bir üniversite için ortalama. Üniversite için 2 megabitlik kapasite var. Daha da büyük. Tabii, evet. Çok daha büyük, evet, kapasiteler. Şu anda bizim üniversitenin kapasitesi 2 megabite çıkartılmış durumda. Evet. Tabii ki kullanıcı sayısının yoğunluğuna göre zaman zaman bunda da sıkıntılar çekiyoruz. Hı hı. Biz üniversite olarak diğer üniversitelerle haberleşmek, bu bilgiyi paylaşmak için, hı hı, gerçekten bu kapasitelere daha da fazlasına ihtiyaç var. Evet. Şimdi hocam bir başka daha da önemlisi üniversitede tabii ki internet erişimi açısından sadece araştırmacıların değil, hı hı, öğrencilerimizin internet erişimini sağlamamız lazım. İnternet kullanımının yaygınlaşmasını istiyorsak okullar, üniversiteler özellikle çok önemli bir enstrüman. Evet. Dolayısıyla üniversitelerimizdeki her sınıfı internet erişimini hale getirmek amaç edilmesi gerekir ki Avrupa'nın E-Avrupa projesinde bu var. 2004, evet, yılının sonuna kadar tüm okulların, buna ilk öğretim ve liselerde dahil olmak üzere tüm okulların internet erişimini hale getirilmesi. Biz de Avrupa Birliği'ne ileride geçmek istiyorsak yarın karşımıza çıkacak yine koşullardan biri, siz bu konuda hazır değilsiniz, önce şu okullarınızda internet erişimli hale getirin. Başbakanımızın da böyle bir plan olduğunu çok net bir yine bilişim toplantısında geçen yıl açıklamıştı. Belki de ilk defa bir başbakandan bilişim konusunda bu kadar çok net, bu kadar açık ve vizyon aktaran bir açıklama dinledik. Biliyorsunuz yönetim fonksiyonlarından biri planlamadır. Ama, evet, planlamanın uygulanması var diyorsunuz ve tebessüm ediyorsunuz. Ve kontrol, evet, etmek gerekiyor. Gerçekten bunları takip etmek ve istenilen zamanda istenilen miktarlara ulaştık mı kontrol etmek, eğer geride kalmışsak da hızlanmak gerekiyor. Evet. Hocam atlamak istemiyorum. İlk etkinlik bilişim kurulta 21. dedik. 4-5-6 Ekim'de bir kez daha aktarmış olayım ve ikinci etkinliği de bahsedelim çünkü bundan sonraki sorularım onun konseptine bağlı. İkinci etkinliğimizde yine aynı ayda 26-27 Ekim'de İstanbul Üniversitesi'nin enformatik programı ile birlikte, evet, Türkiye Bilişim Derneği'nin işbirliğinde yapılan bir etkinlik. Bu birinci uluslararası e-öğrenme konusunda olacak. Evet. E-öğrenme olarak notum alıyorum. Evet, hocam şunu bir konuşalım. Hep bahsettiğimiz şey, Türkiye'de üniversiteler işte belli illerde yoğunlaşmış vaziyette. Yavaş yavaş artmaya başladı. Hatta Konya Üniversitesi'nin neredeyse İstanbul Üniversitesi'nin öğrenci sayısını geçtiği söyleniyor. Şimdi doğal olarak İbrahim Tatlıses'in de işte efendim Oxford vardı da okumadık, Urfa'da esprisinden başladı her şey belki de. Doğu'da yine birçok ilde üniversite yok. Burada ilk önemli olan konu, hep de konuşulan bir şey. Her taraf üniversite taşımanız da yeterli değil. Neden? Çünkü orada bir öğretim kadrosuna ihtiyacınız var bir. Çok bunu konservatuarlar içinde konuşuyoruz. Siz öğretim kadrosu sayısını artırdıkça da hani o ters orantı, bilinen ters orantıda olduğu gibi nicelik arttıkça nitelik düşmeye başlıyor. Doğru. Buradan da eşittir hoca kalitesi sorgulanmaya başlıyor. Bu vakit bir öğrenme işi daha da sanki ön plana çıkıyor gibi. Yani herkes okusun, bilsin dışında. Çünkü ben tamam girerim internete bakarım da oradaki bilgiler kimden geliyor? Bunun referansı kimdir? Gelin buradan başlayalım isterseniz. Evet. E-öğrenme başında var. Elektronikten geliyor. Elektronik var, evet. Evet, ama bu elektronin arkasında saklı olan esas bilgi. Hı hı. Yani siz bilgiye ulaşma yolu olarak. Bir de öğrenme kelimesi var. O da çok önemli bir kavram. Eğitim sistemimizi biz öğretme odaklı sistem uyguluyoruz. Evet. Yani ilk öğretimden itibaren gelen öğrenciler üniversiteye kadar hep öğretmenin verdiği bilgileri alan, hı hı, ama hiçbir şey vermeyen, öğrenmek için de çaba sarf etmeyen bir öğrenci profilimiz var. Öncelikle bu sistemin düzelmesi için ilk öğretimden itibaren bu teknolojileri kullanarak hem okuma alışkanlıkları ve öğrenme alışkanlıklarını kazandırmak gerekiyor. Hı hı. Söylediğiniz gibi bizim çok genç bir nüfusumuz var. Hocam yani, özür dilerim, pardon. Teşhisiniz şu mu? Yani öğrenci sınav geçmek için çalışıyor, öğrenmek için değil gibi bir sonuca geliyor. Çünkü ben de bunun örneklerini görüyorum. Çok doğru. Bu alışkanlıktan dolayı böyle. Üniversiteye giderken de hazırlık sürecinde ezberleyerek, hatta, hı, en kısa kestirme yollardan sonucu bularak hazırlanıyorlar. Belki de başarılı olduklarını düşünüyorlar. Bu alışkanlıklarla üniversiteye gelen bir öğrencinin, hı hı, tabii ki, hı hı, bunları üniversite yıllarında gidermesi çok zor. Onun, hı hı, için
eğitim sistemimizde köklü bir değişim yapılacaksa bu ilk öğretimden itibaren ele alınması gerekiyor. Öğrenme odaklı neden gerekiyor? Çünkü eğitimin biz yaşam boyu olduğunu hep söylüyoruz. Aileden başlayan, okulda devam eden, daha sonra okul sonrasında da yaşam boyu devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. Siz konuşmalarımızın başında şuna işaret ettiniz. Bilgi de çok hızlı değişiyor ve eskiyor. Dolayısıyla bu eskiyen bilgiyi tazelememiz, yenilememiz için bu eğitimin yaşam boyu, öğrenmenin daha doğrusu yaşam boyu devam etmesi gerekiyor. Bu nedenle elektronik ortamda bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Hocam teşbihte özür dilerim, hata olmaz. Eskiler çocuklarının boyu büyüdükçe ya payları varsa aslarları onları söküp büyütürmüş. Ona galiba teknik dilde upgrade diyoruz. Ya da baktığınızda artık o elbise çıkarılıp başka bir elbise giyiyor. Bunun frekansının son yıllarda daha da arttığını mı söylüyoruz? Özeti aslında baktığınızda bu mu? Hani çok daha böyle teknik olmayan amiyane dille sürekli değişim içinde izlemek, sürekli aynı bilgiyi korursanız geride kalmış olmanız mı demek? Yani aynı yerde saymak aslında geriye düşmek demek anlamına mı geliyor? Doğru. Öğrenmeye, yeni bilgilere ulaşmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunların en kolay yolu da elektronik ortamda, özellikle internet teknolojilerinin bize getirdiği fırsatlarla değerlendirilebilir. Okul sonrası da sizin bu bilgileri takip etmeniz için, mesleki konudaki bilgileri takip etmeniz için size çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Özellikle üniversiteye giremeyen, okul dışında kalan öğrencilerimize uzaktan eğitimle fiziki şartları gerçekleştirmeden çok daha düşük maliyetlerle, öğretim yetki kaynağına fazla ihtiyaç duymadan siz bu bilgileri birçok kimseye, geniş kitlelere yayma imkanınız oluyor. Tabii ki düşündüğümüz zaman dezavantajları var. Bu dezavantajları da ortadan kaldıracak, zaman zaman bir araya gelecek karma bir eğitim haline gelebilir. Şu andaki mevcut klasik eğitimimizde de biz bu teknolojilerden etkin bir şekilde yararlanabiliriz. Şu anda birçok öğretim üyesi arkadaşımız da öğrencilerle olan iletişimini, ders notlarını elektronik ortama koyarak onların ders dışında da bu bilgilerden yararlanmasını sağlayabiliriz. Bir antrenman gibi aslında bu çalışmalar baktığınızda. Evet. Tabii ki mevcut sistemde bunu yapabiliriz. Ödevlerimizi oradan verebiliriz. İnternet üzerinden alabiliriz. Herhangi bir şekilde onlara mesajlarımızı iletebiliriz. Tabii ki sınıf ortamında da bir araya gelip yüz yüze eğitimimize devam edebiliriz. Hocam yine bir şey, özür dilerim, araya giriyorum. Şimdi bu bahsettikleriniz bilişim teknolojisinin eğitimde kullanılmasının faydaları bir. İkincisi, o arkadaşlar bu şekilde teknolojiyi kullanarak geleceğe de hazırlanmış olacaklar. Ama yine tüm akademisyenlerle, hocalarımızla konuştuğumuzda şöyle bir soru işareti de var. Yani bir yeniliğin hep artıları olduğu gibi, hani SWOT analizi yaparsanız tehditleri de var, fırsatları da var. Başkasının bilgisini, izleyicilerimiz mazur görsün tabirimi, aşırmak, çalmak, intihal etmek, hani daha eski deyimle. Bir de böyle bir tehlike de var. Yani bunu nasıl görüyorsunuz? Hani bilgi dediğinizde tamam, bilgi toplumu, birazdan konuşacağız. Ama bu bilgi hırsızlığını da getiriyor bir taraftan sanki. Buna karşı ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Böyle bir büyük problem midir? Ya da bir bu dünyadan biri olarak kafanızda formül var mı? Bu işi ortadan kaldırmak, engellemek. Başka bir yere geleceğim. Tezler verilirken hep onu konuşuyoruz. Tezler için çok ciddi kaygılar oluşuyor ister istemez insanın zihninde. Evet, yani bilgi hırsızlığı için elektronik ortama, internet ortamına hiç gerek yok. Yani bu mevcut kağıt ortamında da olabilir. Bunlar tamamıyla etik kurallarımıza, ahlaki yapımıza çok bağlı olan şeyler. Bunu teknolojiye bağlamak doğru değil. Tabii ki teknolojide imkanları artırıyor sanki hocam. Bilgi kaynakları artabiliyor. Ancak tabii ki buradaki etik kuralları da çok iyi vermek lazım. Eğer siz başka yerdeki bilgiyi yine öğrencilerinizin paylaşması için kendi sayfanıza yapıştırıp koymuşsanız bu doğru değil. Genellikle bunu bilmeyerek yapıyorlar. Aslında amaç belki de o bilginin öğrencileri tarafından okunmasını sağlamak. Buna referans göstererek ya da bağlantı, link dediğimiz şekilde oraya sayfaya yönlendirme yapmak gerekiyor. Bunları yapmak gerekir. Öğretim üyelerinin de ben bu alışkanlığa sahip olduğunu düşünüyorum. Ancak tabii ki bu etik kuralları da internetle beraber değişen etik kuralları da vermemiz gerekiyor. Bu da çok önemli. Teknoloji her zaman nötr tarafta. Yani pozitif tarafları yanında negatif tarafları da olabilir. Bu kullanıcıya bağlı diyorsunuz dolayısıyla. Kullanıcıya bağlı ama negatif tarafları var diye de biz bu pozitif taraflarından vazgeçemeyiz. Görmezlikten gelemeyiz. Ama genel olarak baktığımızda da her zaman artıları üstün olacaktır. Evet. Aktüel hocam bir konu, hemen onu da ekleyeyim. Yani
eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun da bir eseriyle ilgili çıktı bu. Bu zaman zaman gündeme geliyor. Yine basında tatsız bir konu ama yani aktarmakta fayda var. Yaşanıyor çünkü. Bir köşe yazarı arkadaşımız birçok kez bu gündeme geldi. Bir başka yerden alıntı yapmış ve o alıntıyı kendi malı, kendi fikriymiş gibi aktarıyor ve artık internet ortamında tabir doğruysa hırsızlık kolaylaştı ama hırsızlığı yakalamak da kolaylaştı. Dolayısıyla bir başka basın mensubu, meslektaş arkadaş kendi köşesinde sen böyle bir şey yazdın kendi fikrin gibi ama bu senin fikrin değil. Sen şuradan, şu kitaptan, şu sayfadan ve şu satırlardan alıntı yaptın diye de karşılık verdi. Şimdi bir şey söylediniz. Bu hani bazen kötü niyetle değil yani bilmeden yapılıyor diye. Şu gerekmiyor mu vakit? Üniversitenin kapısından ilk girdiğiniz zaman bir tez yazım kılavuzu ya da bir bilimsel eser yazım kılavuzu. Kardeşim yazacaksan şunlara şunlara dikkat edeceksin. Alıntı yapıyorsan şu kadar satır olabilir, şu kadar sayfa olabilir gibi. İtiraf edeyim ben tez yazarken kendi üniversitemde böyle bir tez yazım kılavuzu yoktu hocam. Böyle şey gibi İngiliz anayasası gibi söz şey var, şaiye var, söylenti var, söylence var. Siz onlara göre ne duyuyorsanız oturup onu yazıyorsunuz. Evet, tabii karar vermek için insanların da bir takım yargılarını oluşturabilmek için bir kere bilgiyi tam olarak almak lazım. Biraz önce eski rektörümüz Alemdaroğlu için söylediğiniz bilgileri. Basından okuduğumu aktarıyorum. Kendi bilgim bir şey yok. Basına yansıyan tarafı. Evet. Bunun yansımayan tarafları da var. Hocam özür dilerim, bu rektörlükten alınma işine o da katıldı çünkü. Yani belki birebir etken değil ama o da katıldı. Araya o da söylendi. O yine basının karıştırmış olduğu konulardan biri. Alemdaroğlu'nun alınmasında hiçbir etken değildi. Hı hı. Nitekim o konudaki yargıdaki mahkemelerini Alemdaroğlu kazanmıştı. Hı hı. Eski rektörümüz. Şimdi maalesef bizler bu bilgiden bahsediyorsak karar çünkü bilgi altında verilmesi gerekir. Bu bilgi eksik olduğu zaman ya da yanlış olduğu zaman yanlış kararlara götürebiliyor. Biraz önce size aktardığım bilmeden koydukları şey aslında yine o kişinin ismiyle yazarın adıyla o sayfaya konuyor. Yani onun kendi yazısıymış gibi koymuyor. Aslında karşı tarafa bir jest yapıyor. Onun yazısını beğendiği için öğrencileri tarafından da paylaşılmasını istiyor ve altında imzası olacak şekilde kendi sayfasına koyuyor. Ama doğrusu hem internetteki kaynakları daha etkin kullanabilmemiz için doğrudan doğruya oraya bir bağlantı yaparak göndermektir. Yoksa bilmeden yaptığı şey onun ismini kaldırarak o yazıyı oraya kendi sayfasına koyması değil, bilakis o kişinin, yazarın ismiyle onu onere ederek jest yapıyor anlamında söylediniz. Evet. Şimdi hocam bilişimi konuşurken az önce aktardık. Yani bazı kelimeleri kendine has lisanları var ve sokaktaki insana da yabancı geldiği için ve başlangıçta bu yabancılaşma onun arkasında basamak basamak getiriyor ve böyle bir bilenler bilmeyenler gibi bir ayrı iki bölüm oluşuyor. Şimdi geçtiğimiz tarihlerde bir gazetede genç bir arkadaş internetin başına geçmiş. Etrafta da işte orta yaş, üst yaş grubu banka ilişi olanların işlemini kendi makinesinden yapıyor. İşte diyelim ki siz 100 lira bir başka, artık yeni Türk lirayla konuşursak, bir başka bankaya gönderecekseniz 100 liranızı alıyor. Kendi hesabındaki paradan bir başka tarafa gönderiyor. Şimdi teknoloji bu şekilde kullananlar var. Ama gelin isterseniz daha somutlu konuşalım. Bir hesap yaptığında 5 dediğimiz internet kullanıcı penetrasyon olarak yaklaşık tam 3,5-5 milyon civarında bir internet kullanıcısı aktif. Hani bu gazete okurların tepeden bir de okuyanlar vardır. Hani okuyan grubu gibi saymazsak internetteki o ekstra kişileri böyle bir rakam. Şimdi hocam internetten bankacılık işlemleri yapanların sayısı oldukça çoğaldı. Yani etraftan görüyorum arkadaşlardan oldukça fazla sayıda yapan var bir. Bir ikincisi şu an oturduğumuz koltukta geçtiğimiz hafta Zafer Algöz vardı. İstanbul Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü. Ben inanamadım. Biliyorum ben de oradan alışveriş yapıyorum ama bizim bilet satışımızın %90'ı internetten dedi. Dolayısıyla çok ciddi miktarda kullanım başladı. Bunu bir yorumlar mısınız? Yani internet bu tür çok somut avantajlar verdikçe kullanacak mıyız ve bu kullanım sayısı gitgide artacak mı? Artarsa bu yüzden mi artacak? Eğer bu yüzden artacaksa buna daha mı çok ağırlık vermeliyiz? Uzun bir soru oldu ama. Bülent, şimdi çok önemli bir konuya değindiniz. Tabii burada önemli olan mevcut internet kullanıcılarının uygulama alanlarını arttırması, internet bankacılığı, biletlerini internetten almak gibi değil. Evet. Daha önemlisi olan bu %7'yi özellikle
%50'lerin üzerine, hatta %100'lere yaklaştırabilmemiz gerekiyor. Sayısal bölünme diye bir kavram var. Sayısal uçurum. Bu bilgiye ulaşanlarla ulaşmayanlar arasındaki fark. Tıpkı zenginle fakir arasındaki uçurum fark gibi. Gelir kastayısı anlamında. Evet. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında da bu sayısal bölünme var. Bizim çabamız, mücadelemiz de bu bölünmemin olmaması. Çünkü bilgi artık çok önemli bir ekonomik değer olmaya başladı. Hocam orada problem iki tane galiba. Yani genellikle toplumlara baktığınızda nüfusun %20'si üst gelir grubu, %80'i de orta direği bir kenara ayırırsanız, yani zaten kalktı Türkiye dahil neredeyse, %80 de alt gelir grubu. Böyle bir uçurum var. Ama bir de şu var. O %20, o %80'den bayağı kat be kat fazla gelir elde ediyor. İkisi midir asıl sorun baktığınızda? Yok, sadece gelir kaynaklarına göre değerlendirmek doğru değil. Daha önceki bir çalışmamda ben Amerika'daki profili incelemeye çalıştım. Amerika'daki profilde şu çıktı. Eğitim farkı gözetmeksizin. Şehirde veya köyde oturması yine gözetmeksizin. Yaş farkı, cinsiyet farkı, gelir farkı gözetmeksizin internet kullanım oranlarında çok büyük bir yakınlık var. Çok önemli olan da bunu başarmak. Yani ülkemizde de bölgeler arasında farklar var. İstanbul, İzmir, Ankara, Türkiye değil. Diğer bölgelere gittiğimiz zaman internet kullanımının bir zayıf olduğunu görüyorsak, bu büyük şehirlerimizdeki internet kullanımını arttırmak ya da gelir seviyesi yüksek olanların internet kullanımını arttırmak ve onların faydalarını çoğaltmak bence amaç değil. Amacımız herkesin gelir farkı gözetmeksizin, eğitim farkı gözetmeksizin bu olanaklardan yararlanmasını sağlayacak bir altyapıyı kurmak. Bugün en alt seviyedeki bir çalışanımızın da bankaya gidip bankamatik kartını kullandığını görüyoruz. Hatta onların cep telefonu teknolojisinden de ne kadar yararlandıklarını görüyoruz. Hiç aklımıza gelmezdi. Seyyar satıcıların birbirlerine cep telefonu atarak kavga etmelerini düşünemezdik. Ama bu teknolojiler kullanılıyor. İletişim için. Zabıtanın gelip gelmediğini oradan haber veriyorlar. SMS'de. Evet. Bunu etkin bir şekilde kullanıyorlar. Aslında bizim ülkemizde insanlarımız bu yeteneklere sahip. Bu geçişi kolay yapabilir. Özellikle genç nüfusumuz da var. Bu adaptasyon yapılabilir. Gerekli olan onları yönlendirmek, kanalize etmek, eğitmek. Bunun için de tabii ki birçok kuruma iş düşüyor. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, şirketler kendi içinde yapacak. Kendi personeline eğitecek. Okullar en önemli enstrüman. İlk öğretimden itibaren başlayabilir. Ancak şunu karıştırmamak gerekir. Yani biz Türkiye'yi bilgisayarlarla donatarak teknoloji çöplüğüne de dönüştürmemiz gerekir. Yani bu konuda kullanmayacaksak mı hocam? Bu konuda biz çok zengin bir ülke değiliz. Önemli olan bu teknolojinin arkasındaki bilgiyi ön plana çıkartmamız gerekir. Ne için kullandığımızı bilmemiz gerekir. Bu kullanımı faydaya dönüştürmemiz gerekir. Ondan daha fazla fayda sağlayacak şekilde, etkin bir şekilde, verimli bir şekilde kullandığımız zaman bunun yararlarını fazlasıyla görüyoruz. Bize de çok fazlasıyla geriye dönüyor. Evet. Onun için ister iş ortamında olsun, ister birey olarak olsun, ister üniversiteler kullansın, kamu şirketler kullansın. Bu kullanımlarda temel amaç ondan bilgi üretmek ve bilgiyi kullanmak. Bilgi çok önemli bir değer. Dolayısıyla Avrupa'nın, Amerika'nın peşinde koştuğu en önemli kaynak teknoloji değil. Teknoloji bir araç. Onu araç olarak görmek lazım. Özellikle bilgi teknolojilerini, bilişim teknolojilerini bir araç olarak görmek lazım. Bilgiye ulaşmak için. Bilgi dağıtmak amaçlı. İçin. Evet. Burada iktisattan bilirsiniz. Üç temel girdi vardır. Bunlardan biri doğal kaynaklar. Emek. Emek, sermaye. Ve sermaye. Evet. Tabii ki sanayi toplumunda bunlar çok önemliydi. Ancak günümüzde sanayi sonrası toplum, yani bilgi çağında, bilgi toplumunda artık bilgi çok ön plana çıktı. Bilgiyi ne kadar çok kullanırsanız, ne kadar çok önünüze koyarsanız ve onu çoğaltırsanız ondan çok daha fazla katma değer yaratıyorsunuz. Dolayısıyla artık dünya bu bilginin peşinde. Bilgiden ekonomik değer yaratmak, hatta diğer bir kavram da buradan bilgi ekonomisi kavramı geliyor. Onun için biz bilginin peşinde koşmamız gerekir. Bu bilgi için yani teknoloji de olması gerekmiyor. Günümüzde orta yollarımıza baktığımızda eğer orada bilgi eksikliği söz konusuysa, levha yoksa veya bu doğru yere konmamışsa,
bu konuda eksiklerimiz varsa biz bunun yine ızdırabını çekiyoruz, sıkıntılarını çekiyoruz. Dolayısıyla bu bilginin tam olması, doğru olması, zamanlı olması, yerinde olması çok önemli. Eğer bu teknolojiler var, içinde bilgi yoksa, var ama bu bilgiyi biz kullanmıyorsak, bu bilgiye biz ulaşmıyorsak yine teknoloji bize maliyetleri daha fazla olacaktır. Onun için teknolojinin nimetlerinden yararlanmak bilgiye ulaşmaktan geçiyor. Evet. Biz bilgiyi hedef almamız, bilgiyi çoğaltmamız ve paylaşmamız gerekir. Bunun için de tabii ki her şeyden önce e-bireyin dediğimiz insan yapısının ortaya çıkması lazım. Yani interneti kullanan, evet. Oradaki bilgiden yararlanan, bilgiye bilgi katan insanların olması gerekir. Bilgiye bilgi katmak ne demek? Siz de düşüncenizi katıyorsunuz, bilgiyi büyütüyorsunuz. Biliyorsunuz eski Yunan medeniyetinden bu yana 2500 yıl nüfus 50 kat artmış ama bilgi 10 milyon kat artmış. Evet. Yani gelişmenin ölçüsü bilgiye bilgi koymak. Biz konuşurken de bilişim bu anlamda, yani bilişen bir Türkiye demek, bilgi alışverişinde bulunan, bilgiyi iletişim olanaklarıyla paylaşan bir Türkiye yaratabilmemiz gerekiyor. Evet. Hocam, eğer ben size bir bilgi veriyorsam benden bir şey eksilmiyor. Evet. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Paylaşıldıkça da çoğaldı. Paylaşıldıkça çoğalan tek şeydi. Hocam işi devlete getirmek istiyorum ama öncesinde bir sorum var. Az önce çok enteresan bir konunun altına çizdiniz. Şimdi üst gelir grubuyla alt gelir grubu arasında hem bir gelir farklılığı ama uçurum, Türkiye bazında uçurum olan bir farklılık var. Şimdi yine bu üst gelir grubuyla alt gelir grubunun tüketim alışkanlıklarına baktığınız vakit gelirden kaynaklandığı için çoğu kez ortak bir payda bulamıyorsunuz. Yani sigara diyeceğim ucuz olduğu için ve baktığınız üst gelir grubunda da sigara kullanımı azalmış. Dünyada böyle bir trend var, özellikle genç yaşlardan başlamak üzere. Burada acaba internetin bu sosyal ve ekonomik olarak birbirinden uçurum varmışçasına ayrıldığı iki grubun, dediniz ya her tarafta kullanıldığı için, böyle bir birleştirici rolü var mı diye soracağım. Bir A şıkkı bu. Buna bağlı, eğer böyle bir birleştirici rolü varsa bir sübap görevi mi görüyor? Çünkü ben farz edin ki çok alt gelir grubundayım. Eğitimim yok. Ve ekonomik koşullarda en çok baskı olarak bana yansıyor. Ve patlama noktasındayım. Ve kendimi ifade etmek istiyorum. Peki nasıl ifade edeceğim? Ya futbol maçına gidip bağırıp çağıracağım. Ya sokakta terör yapacağım. Ya da üçüncü bir şık, kendimi ifade edeceğim. Nasıl? İnternetten sıkıntım olan kuruma mesaj atacağım ki bu eskiden böyle bir kanal yokken çok zordu. Yani devlet dairesinden giremiyorsunuz ancak başbakanlığın önünde yazar kasa atıyorsunuz aşağıya. Sormak istediğim bu. Bir bağlayıcı mıdır? Bir de bunu devlete getirirseniz sevinirim ki devlete konuşalım. Ve devleti konuşalım. Evet. Bu aradaki uçurumu azaltmanın yollarından biri tabii önce internet kullanımını gelir farkı gözetmek için insanların girmesini sağlıyorsak bu olanakları artırmamız lazım. Devlete düşen görevler, her şeyi devletten beklemesek de bu olanakları arttıracak çeşitli yerlerde internet erişim noktaları olabilecek. Nasıl ki şu anda ATM makineleri gibi mi hocam? ATM makineleri, telefon kulübeleri gibi. Yani insanların bu internete ücret ödemeleri gerekmeden de kolayca girebilecekleri bilgi kulübeleri olabilecek. Bunun dışında tabii ki ona giriş yapmak için cazip hale getirmek lazım. İnsanları maça çeken, futbol seyretmeyi cazip kılan, orada bir keyif almak söz konusu. Devletin sunduğu bir takım servisler, imkanlar onun işini kolaylaştıracak, hayatını kolaylaştıracak. Bunlardaki nihai amaç ne? Yaşam kalitesini arttırmak. Eğer biz yaşamımızı kolaylaştırıyorsak, bu konuda bunlardan yararlanma konusunda büyük bir talep patlaması olacaktır. İş yerlerini düşünelim. Şu anda sigorta bildirgelerinin internet üzerinden verilmesiyle sigorta kurumlarına gitmeden, sosyal sigorta kurumlarına internetten kolayca halledebiliyorsunuz. Başka problemleri de çözmüş oluyorsunuz. Oradaki sokağa kadar yansıyan, trafiği aksatan kuyruk problemlerini de çözmüş oluyorsunuz. İnsanların saatlerce beklemesini önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu büyük bir zaman kazancı şüphesiz. Dolayısıyla cazip takım sizin servisler, hizmetler sunuyor olmanız gerekiyor. Yine eğitimde de bunu ele aldığımız zaman siz internet üzerinden eğitim, bilgi almayı kolaylaştırıyorsanız, öğrencinin antrenman yapması için orada sorularınızı koyuyorsanız ve öğrenci oradan çalışma imkanlarını arttırıyorsa, bilgi kaynaklarını zenginleştirebiliyorsanız bu konuda öğrencinin için de kolaylaştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla sorularını okula gelemediği zaman notlarını almak için
okula kadar gelmesine de gerek kalmıyor. Tabii biz onların okula gelmesini arzu ediyoruz her zaman. Bu konuda daha cazip ortamlar yaratabilmemiz, bu farkı da gösterebilmemiz gerekiyor. Hocam, işletmeye bağlamak istediğim bir konu var. Şimdi dediniz ya, mesela cep telefonu, dün de aktardık. Yani büyük bir holding grubu, Türkiye'deki büyüklerden biri. İlk önerildiğinde ben bu işe girmem, bu işte bir gelecek yok demiş. Ve holdingin başındaki işte yönetim kurulu başkanı da açık ifade etti ki biz yanılmışız diye. Şimdi böyle bir bilgi eksikliği ya da bilgi yanılması. Merak ettiğim şu, bakın bir belki direkt konumuz değil ama bir OGS sistemi var. Türkiye'de, otoyollarda, Boğaz Köprüsü'nde ve OGS sistemini aldığınızda üstelik de ekonomik her geçişte bir miktar ücret ödüyorsunuz. Fakat Boğaz Köprüsü'ne bakın, otoyollara bakın, OGS geçişleri bomboş, diğer tarafta şoförler, sürücüler yığılmaya devam ediyorlar. Şimdi teknoloji var bir, kullanacak potansiyel de var iki, işletmeyi o yüzden bağlamak istedim. Ne eksik? Mesela devlete geliyoruz dedik, devleti konuşuyoruz, yaklaşık son 7-8 dakika içindeyiz. Devlet neyi eksik yapıyor? Yani çok güzel bir teknoloji kurdunuz. Altyapı da var, kullanıcı, tüketici de var. İşte işletmeden faydalanmak istediğim, sorgulamak istediğim bu. Ne eksik yapılıyor ki bu OGS bir örnektir, somut bir örnektir, yayılamadı. Dolayısıyla bundan sonraki buna benzer uygulamalarda hangi tehlikenin altını çizeceksiniz ki ona dikkat edilsin? Çünkü bu komik, yani yıllardır uygulanıyor ve bir facia var ortada. Çok ciddi birikimler var. İşte metal yorgunluğuna kadar uzanan da şimdi evet, konuşmayalım. Çok uzun bir süreç. Başka sıkıntılar da yaratabilir baktığınızda. Aslında o konuda bizim insanlarımız sabırsız olduğu için OGS'nin talebinin çok fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz beklemeyi bilmeyen ve beklemeye alışık olmayan, sevmeyen bir milletiz. Aslında OGS'yi cazip hale getirecek, bunu temin etmenin kolaylıklarını sağlamak gerekiyor. Kastım oydu hocam, işletmeden faydalanalım derken evet. Yani biz bir projeye bakarken sadece onun teknolojik yönüne bakıyoruz. O diğer faktörleriyle önemli. Oradaki talebi yaratacak, oradaki OGS alımını kolaylaştıracak, nereden alınacaksa bunların biz hesabını yapmamız, bu konuda kafa yormamız gerekiyor. Eğer şu anda OGS olan talep halen azsa, bu anketlerimizi neden alınmadığını araştırmamız gerekiyor. Biz bazı şeyleri eksik yapıyoruz. Örneğin siz internet üzerinden otobüs bileti ya da tren bileti satıyorsunuz. Demir yollarındaki kişiler bununla övünüyorlar. Biz artık tren biletlerimizi internet üzerinden satıyoruz diye. Evet. Ben onlara şunu sordum. Eğer tren biletini biz internet üzerinden aldığımız zaman ben bilgisayarından yazıcıya biletimi çıkartıp doğrudan doğruya trene binebiliyorum mu? Hayır. Siz yine kredi kartınızı vermenize karşın gişeye gelip o bileti almak zorundasınız. Evet. O zaman bu eksik, bu güvensizlik midir? Altında ne yatıyor? Ama bir gün gelecek, onu da yapacağız diye düşünüyorum. Yani bu her zaman var. Araba satışlarında da var. Ben 84 yılında Amerika'dayken telefon ederek telefon bağlattım. Sadece telefon ederek telefon bağlatmaya Türkiye bugünlerde geldi. 84'ten bu yana aşağı yukarı 20 sene geçmiş. Şimdi demek ki bir şeyleri eksik yapıyoruz, tam hale gelmek için de gecikiyoruz. Evet. Bu konuda tam çözümü getirebilmek için tüm boyutlarıyla ele almamız gerekir. Yani e-devlet dediğiniz konuda da ya bu bir teknoloji projesi değil. Teknolojik olarak sadece gördüğümüz zaman yine başarısızlığa ulaşırız. Evet. Onun diğer insan faktörü var, organizasyon durumu var. Bu işe sahip çıkan organizasyonlar kimler olacak? Bu konuda kurumların birlikte çalışabilmesi gerekecek. Eşgüdümlü çalışmalar söz konusu olacak. Bilgi alışverişleri olacak. Birlikte çalışma alışkanlıkları olacak. Biz maalesef ekipleri kurarken ve problem çözerken birlikte çalışamıyoruz. Çünkü eğer bu çok boyutluysa, bu işin pazarlama, talep yaratma kısmı varsa, bu işin bir kuyruk problemi varsa, bütün bunlara çok disiplinden insanların katılımıyla bir takım çalışması anlayışı içinde yaklaşmamız çözüm gerekir. Dolayısıyla biz eğer takım çalışmasına da alışıksak, o zaman bu problemleri daha kolay çözeceğiz. Bu da nerede yaratılabilir? Üniversitede yaratılır. Üniversite öncesi eğitimde yaratılır. Biz birlikte çalışma alışkanlıklarını maalesef kazanamıyoruz. Hocam bir telefonla, Amerika'da telefon bağlattığınızı söylediniz. Biz aile olarak 72 yılında telefon başvurusu yapmıştık. 1985 yılında 13 yıl sonra aldık. Ben geçtiğimiz hafta bir telefon başvurusu yaptım. Bir hafta içerisinde bağlandı. Burada bir terakki var. İşin tabii esprili kısmı bu. Yani aslında hem tragedi hem komedi yan yana.
bu bir internet üzerinden de yapılabilecek bir şey olmalı. Az önceki OGS örneğini verelim. Devletin bu konuya nasıl yaklaştığına dair bir ipucu veriyor çünkü. Pazarlama konusunda aktif, somut işler yapmak yerine 10 geçişli bir bölümde OGS sayısını artırıp 6-7'ye çıkartıp öbür tarafta yığılma yapıyorlar ki işte bak ders al. Ama o devletin her zamanki o parmak sallayan yasaklayıcı tavrını görüyorsunuz. Öbür tarafa özen diye ama böyle bir tarz var. Çözüm bu şekilde. Ama artılar da var. Hep eskiden bahsetmeyelim. Mesela şu an birçok trafik ışığının üzerinde hemen önemli bir nokta. Kırmızıya ya da işte efendim yeşile ne kadar süre kaldığını gösteren E-Devlet'in belki uzantısı diyebileceğimiz ibare var. Ya da baktığınızda ana yollarda işte efendim trafik sıkışık ya da değil ya da hava şöyle yağmurlu ya da yol açık vesaire gibi bilgiler var. Bu da aslında E-Devlet'in bir uzantısı mıdır? Son birkaç dakikayla bağlarsanız sevinirim. Ve neler yapılabilir bunun gibi insanların yaşamını kolaylaştıracak ki E-Devlet'e biz de yavaş yavaş alışalım. Tabii E-Devlet'in yapılabilmesi için içindeki çok önemli olan bilgiyi de yani ulaşılacak olan bilgiyi de tam hale getirmemiz lazım. Bugün trafikle ilgili bilgilere gelince biliyorsunuz bu navigator sistemleri var. Avrupa'daki, Amerika'daki arabalarda kullanılabiliyor. Ancak buraya getirilirken bu ekranları biz burada göremiyoruz. Çünkü getirilmiş olsa da teknolojik olarak içinde, olmadığı için. İçinde bilgi yoksa, biz coğrafi bilgi sistemi olarak koordinatlara sahip değilsek, yönlerimizi arabada giderken belirleyemiyorsak, bunlar çünkü bir altyapı olarak bilgiye dayanacak. Evet. Biz bu konuda hazır değilsek o sistem teknolojik olarak bize bir çözüm getirmeyecektir. Bu tıpkı otoyollarımızda var ama yollarımız genişletildiğini ve çoğaltıldığını düşünelim. Ancak üzerinde bizi bilgilendirecek, yönlendirecek levhalar yoksa, bilgiler yoksa bizi sıkıntılara sokabiliyor. Aynı bunun gibi E-Devlet'i oluştururken de sadece teknolojik olarak bu makineleri kurmak yetmiyor. Dolayısıyla içindeki bilgiyi hazır hale getirmemiz gerekir. Bu bilgi ise birbirleriyle entegre olan bilgiler. Biz bir devlet dairesinde eğer pasaport için başvuruyorsak nüfus bilgimizin de oraya otomatikman gitmesi gerekiyor. Muhtarlıktan, ilçelerimizden, ikamet bilgilerimizin gitmesi gerekiyor. Adalet Bakanlığı'ndan, savcılıktan yine bizim sicil bilgilerimizin gitmesi gerekiyor. Suçumuz olup olmadığına dair. Bütün bunların tek bir işlemle yapılabilmesi için bilgi entegrasyonu söz konusu. Devletin de bu kurumları arasındaki bilginin entegre edilmesi gerekir. Sadece haberdar olmaları. Sadece bir bakanlığın işlerini, kendi işlerini elektronik ortamda çözüyor olması yeterli değil. Bunu bir bütün olarak entegre ele olarak, almak ve entegre olarak. O da bakanlıklar arasındaki eşgüdümlü çalışmayı, birlikte çalışmayı gerektiriyor. Hatta bunun koordinasyonunu sağlayacak da belki de başka bir birimin oluşması gerekir. Yeni bir bakanlığın belki söz konusu. Bunlara koordine edecek yetkili bir birimin oluşması gerekir. Bu konudaki organizasyonu da tamamlamamız gerekir. Evet hocam, galiba programın sonu e-dönüşümü bir reklamasyon, bir hükümet ya da devlet pazarlaması olarak değil de moda deyimle içselleştirmek gerekiyor ki vatandaşların yani bizlerin işine yarayabilsin. Programlarda alışkanlık haline getirmeye çabaladık. Müsaadenizle ben izleyicilerimizle bazı kitapları paylaşmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, Direct Model isimli bir kitap var elimizde. Bilgisayar sektöründe devrim yaratan stratejiler deniliyor. Dell bilgisayarlarının satış politikası aktarılmış sevgili izleyiciler. Ve bir başkası Dell tarzı direkt satış, direkt başarı adlı bir kitap. Her ikisi de Scala yayınlarından. Bir başka kitap yine Scala yayınlarından. Amazon.com dünyanın hali hazırda en büyük elektronik ticaret gruplarından biri olan Amazon.com'un hikayesi var sevgili izleyiciler. Ve bir diğer kitapta müşteri.com internette daha karlı bir iş politikası nasıl yaratılır sorusunun cevabı verilmiş kitapta. Bu dört kitabı okuduğum için sevgili izleyiciler paylaşmak isterim özellikle. Çünkü keyifli okuyacağınız bir kitap ama bağlayacağımız bir konu var. Bugünkü Referans gazetesinde bir hedef, bir vizyon var. 2054 yılının en büyük şirketi olacak denilen şirket sevgili izleyiciler. Amazon.com ve eBay iki tane dünyanın en büyük elektronik ticaret sitesinin birleşmesi 2054'te dünyanın en büyük şirketi olacağı varsayılıyor ve bu bilgiyi de özellikle paylaşmak istedik. Bu işin gidişatı bu 200 yıllık şirketleri geri planda kalacak ama son 5-10 yıldır kurulmuş firmalar bir numara olacaklar. Üstelik de çok yeni bir sistem elektronik ticaretti. Hocam gerek fakültede gerekse diğer şapkanızda yapılacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sevgili seyirciler, programın sonu efendim. Yarınki konuğumu, haftanın son konuğunu anons etmek istiyorum. Keyifli bir dostumuz olacak programda. Dost Elver'le birlikte olacağız sevgili seyirciler. Tiyatro oyuncusu, dizi oyuncusu, yarışma programı sunucusu, genç bir arkadaşla gençlerin taleplerini
gençlerin medyadan beklentilerini ve o beklentilerden neler alabileceklerini deneyimlerle konuşacağız sevgili izleyiciler. Yarına kadar programda katkısı olan bütün arkadaşlarım adına esenlikler diliyorum. Kolay gelsin efendim.